Herkese merhaba. Ben Ekin Olcayto ve sevgili Şebnem'in 2023'ün burçlar üzerindeki etkisini anlattığı videoların artık son bölümündeyiz. Bu bölümde Yay, Oğlak, Kova ve Balığı anlatacak Şebnem'cim. Nedir durumlar bu dört burçta acaba? Bakalım. Yaylar için yılın özel şanslı burçlarından biri demiştik evet. daha yayınların en başında. Evet. İkizler, Yay özellikle bu sene daha kısmetli ve biraz daha şanslı etkiler taşıyorlar. Yılın en şanslı burçlarından. Sorumluluk bir yere kadar hayatın tadını çıkartmayı öğreniyorum. Oo, ay ne güzelmiş. Evet. Yaylar Satürn'ü girişimler ve cesaret alanlarında bu sene şöyle bir misafir edecekler. Burası onun sevdiği alanlardan bir tanesidir. Yani Vedik astroloji etkilerine göre e, özellikle bazı evlerden Satürn geçerken daha rahat etkiler verir. İşte onlardan bir tanesini misafir edecekler. E, dikkat etmeleri gereken noktalar var ama şöyle bir şey de var. Temkinli gidecekler gibi duruyor. Hmm. Yani Satürn orada girişimler alanında temkin hissi verecek. Öyle hani e, çok her şeye atlama duyguları olmayacak. Biraz daha hareket ederken temkinli davranma potansiyelleri yükselecek. Riskli adımlara ve riskli her türlü konuya çok açık değiller içsel olarak. Ee, böyle biraz frenle gaz arasında bir hmm. etkileşim var. Yakın çevre önemli konularından bir tanesi. Yakın çevreyle ilgili her türlü alan. Yani mesela kardeşler yakın çevredir. Ee, kardeş gibi gördüğümüz yakın arkadaşlarımız vardır hayatımızda. Onlar bu alana girer. Çekirdek çevre derim ben onlara. Komşular. Komşular da yakın çevredir. Yani kapıyı açtığınızda ilk evet. gördüğünüz karşınızdaki insanlardır. Şimdi buralarda kardeşlerle ilgili bir takım sorunlarla, onların bazı, illa hani aralarında bir sürtüşmeye gerek yok. Hmm. Onların sorunlarıyla, belki onların bir takım sıkıntılarıyla uğraşmaları gerekebilecek. Yakın çevreyle ilgili, yakın arkadaşlarla ilgili bir takım ayrımlara geçebilirler. Ben dolap temizliği diyorum bu tip noktalara. Ee, bazı hani hayatlarından çıkan insanlar olabilir uzaklaşan insanlar olabilir uzak yerlere taşınan insanlar olabilir yakın çevrelerinde biraz azalma var Hı. komşularla ilgili ilişkilerinde sürtüşmelere çok dikkat etmeleri gerekiyor ee, bir de ideallerini hedeflerini yeniden gözden geçirme senesindeler bütün bunları böyle bir yapılandırma etkisinden geçecekler temkinli kararlı olmaya dönük bir yıl yayları bekliyor. Kalıcı ve uzun süreli girişimlerde başarılı olacaklar. Oh, ya da attıkları adımlar hani zor karar verecekler bir adım atarken normalde böyle değillerdir Satürn etkisiyle bu. O adımı attıktan sonra da o etki oturduğunda kalıcı ve uzun vadeye yayılan bir enerji verecek onlara. Ve yaylar için Jüpiter enerjisi neler veriyor? Öncelikle buna bir bakalım ki hani bu senenin o Satürn'den sonra daha rahatlatıcı etkileri nerede var? Aşk, ilişkiler, fırsatlar ve şans alanlarında Jüpiter'i konuk edecekler. Her alanda var Evet muhteşem. Aynen fırsatlar açısından da çok iyi. Cesur adımlar verecek çünkü ateş elementini aktive ediyor bu sene Jüpiter. E ne zaman? Nisan'ın ikinci yarısından sonra. Çocuk sahibi olmak istiyorsanız sevgili yaylar böyle bir planınız varsa işte bu sene bu şansınızın çok yüksek olduğu etkiler var. Aynı zamanda hobilerinizle ilgili geliştirmek istediğiniz bir şey varsa, uzun süredir yaptığınız bir uğraşınız varsa, bu uğraşıyla ilgili bir eğitim aldıysanız, bir emek verdiyseniz bunun meyvesini de alma potansiyeliniz var. Biraz bu alanlara, bu kişisel alanlara hani yönelmekte fayda var ki oranın hasatını toplayabilirsiniz. Fırsatlar, önemli fırsatlar çıkacak. Şans etkilerini çok aktif eden bir yerde eğitim, akademik çalışmalar, eğitimle ilgili işleriniz varsa, herhangi bir konuda eğitimle ilgili işiniz varsa çok şanslı ve bu alanın gelişme potansiyelinin yüksek olduğu bir seneler geçeceksiniz. Beklenmedik kazançlar ve hiç umulmadık şanslar adına çok güzel etkiler var sevgili Ekin. Harika gerçekten. Eğlence. O yüzden artık sorumluluklar bir yere kadar hani hayatın tadını çıkartmayı öğreniyorum mottosu eğlenceye önem vermesi lazım. Hayattan yaptıkları şeylerden keyif almaya önem vermeleri lazım ki yani zaten burayı hani severler. Gezmek mi istiyor, dolaşmak mı istiyor, hayatın tadını mı çıkartmak istiyor? Uzun süredir erteledikleri herhangi bir şeyim var? Biraz bunlara vakit ayırmaları gerekiyor. Bunun böyle hani çok maddiyatla da ilgisi yok. Küçük şeyler de olabilir. Zaten küçük şeylerle çabuk mutlu olur aslında yayın özelliklerinden. Dolayısıyla keyif alma, eğlenme, bir şey eğlenerek yapmaya, sizi mutlu eden, eğlendiren insanlarla birlikte olmaya çok özen gösterin e, kişisel alan ve konularda büyüyen ve zenginleşen bir sene bu sene unutmayın bunu dostluklar büyüyecek dostluklar adına güzel etkiler var ancak Venüs retrosu biraz dikkat gerektiren noktaları hmm. tetikleyecek şu meşhur Venüs retro'muz <laughs> e, iş hedeflerinde sağlıkta dostluklarla ilgili konularda bir taraftan da özellikle ne zaman 23 Temmuz 5 Eylül arasına dikkat etmemiz gerekiyor. Burada bir takım sınavlar olabilir. Arkadaşlıklarda e, hani beklemediğiniz belki ilişkilerinizle ilgili bir dedikodu, üçüncü şahıslardan size gelen konuşmalar vesaire hani bütün bunlar özellikle yaz aylarında bilhassa bu Temmuz'un 23'ünden sonra olan kısımda Eylül 25'ine kadar olan bölüme dikkat edeceğiz. İlişki ve aşkta bu sene Mayıs ayı çok şanslısınız. Burayı kullanmaları gerekiyor. Bayağı şanslılar. Ne güzel evlilik düşünüyorlarsa böyle bir planı varsa en iyi ay Mayıs ayı tavsiye ederim burayı planlamaya çalışsınlar. 14 Mart 10 Mayıs arası tam karşı burçlarından da Mars geçiyor. Bu önemli ikili ilişkiler iş ortaklıkları, başkalarıyla yürüttükleri alanlarda hem kopmalar olabilir hem de burada büyük bir devinim yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Biraz iş görüşmeleri ve evlilik adına ortaklı hayatlarınız, hani birlikte hayatı paylaştığınız kişiler, kişiler adına bu süreçte 14 Mart'ta 10 Mayıs arasına biraz dikkat etmekte, düşünerek hareket etmekte fayda var sevgili yaylar. Hayatın tadını çıkararak ilerlemenizi özellikle tavsiye ediyorum bu senenin etkilerinde. Kişisel alanlarınız çok canlanacak çünkü ve özellikle aşkta yalnız olan yaylar bu sene inşallah artık yalnız kapatmayacaklar. Oh ne güzel. <laughs> Sağlıkta. Diğerlere dikkat edeceğiz. Nefes alanlarımıza dikkat edeceğiz. Nefes çalışmaları yapabilirsiniz. İnternette, YouTube'da artık her, her yerde, yerde var. var. Yani üçlü nefes, dörtlü nefes, hani böyle çok ağır şeyler yapmanıza gerek yok. Biraz buraya dikkat edin. Alerji, bağışıklık sistemi bu alanlarınıza önem verin. Özellikle sağlık açısından ve remedimiz. Evet. Peki tüm bu enerjileri nasıl dengeleyeceğiz? Hayatın keyfini çıkartmak bu yıl ana mottomuzdu konuşmuştuk. Özellikle fazla sorumluluk almayacağız. Gereksiz sorumlulukların içine girmeyeceğiz. Bunu yaparken de ikinci çakramızı yine dengelememiz ve biraz büyütmemiz gerekiyor. 2 ve 3'e önem vereceğiz. Sıcak renkleri tercih edeceğiz bu nedenle. Turuncu ve nar çiçeği mutluluğu hayatımıza çağıran özellikle turuncu renkler arasındadır. Sarı ve somon Özellikle turuncu, somon, nar çiçeği, sarı böyle canlı renklerle hani biraz daha ee, o modlarını düşünmeden titreşimlerini yüksek tutmalarını tavsiye ederim. Sıcak renkler iyi gelecek size. Taşlar turmalin birinci kök çakrayı dengeler korkuları savurur atar. Rodonit diye bir taş vardır çok iyidir. Bu da dengelenmeniz adına çok iyidir ve ay taşı. Ve kokulardan da sevgili yaylar için çay ağacı alerjileri çok iyi gelir. Ada çayı enerjiyi dengeler, temizler ee, ama temizlerken bir dengeleme de verir. Ve vanilya hem mekanda hem hani seviyorlarsa bedenlerinde çok rahatlıkla kullanabilecekleri kokular arasında. Ne temenni. Evet sağlıklı olsun. Güzellikle olsun. Gerçekten güzellikler hayatınızda olsun sevgili yaylar. Bunu hak ettiniz. Ee, uzun süredir siz de zorluklar geçiriyordunuz. 2020'den beri başlayan hatta 2019'dan beri başlayan çok özel sıkıntılı süreçler vardı hayatınızda. Umuyorum ki özelliklerle, keyifle, dostluklarla, aşkla, eğlence içinde şahane bir sene geçer. Mutluluk sizin takipçiniz, gölgeniz olur. Sağlıkla, bollukla, Kariyerinizde, işinizde başarılarla, güzelliklerle tamamlamak nasip olur inşallah. İyi seneler diliyorum. Amin. Yani şu an o kadar özendim ki yay olmaya. <laughs> Gerçekten nazar değmesin. <laughs> ama Aman, maşallah diyelim. Efendim evet. oğlak burcuna geçiyoruz. Oğlak bu kadar şanslı mı? Oğlaklar şanslı çünkü şöyle e, yükselen, özellikle yükselen burcu oğlak olanlar uzun süredir satürnü misafir ediyorlardı. Vedikastörcü ve Sirel Zodya'ya göre artık rahatlıyorlar. Oh. Bu anlamda şanslılar. Mottomuz neymiş? Değerlerim, değer verdiklerimi yeniden gözden geçiriyorum. Hmm. Değerleri değişiyor. Çünkü değerler alanına Satürn geçiyor artık. Ee, hemen 2023'ün başıyla beraber. Dolayısıyla başta maddi alanlar olmak üzere burada bir takım mücadeleler devam edecek. Ama kalıcı sonuçlar elde etme potansiyeliniz var. Yine kendi kazançlarınızla ilgili, kendi mücadelelerinizle ilgili de. Satürn kendi alanında olduğu için kovada. Bu anlamda hani... Daha kalıcı ve daha güzel, daha belki biraz daha kolay etkiler vermekle birlikte maddi alanlarda mücadele devam. Bu sene. Değerler e, neye değer veriyorlarsa? Değer verdikleri neyse hayatlarında buraya yeniden yapılandırma etkileri var. Belki maddi konularda hayatta bakışları değişecek. Belki e, az olan bir şeyi daha farklı bakmaya çalışacaklar. Ya da bu anlamda destek aldıkları aile içi de çok önemlidir bu alan Hı -hı. içerisinde. Aile ile ilgili konular, çekirdek aileleri, buradaki değerleri tüm bunları yeniden yapılandırdıkları çok özel bir süreç var. İyi haber şu kalıcı faydalar gelecek. Kal, kalıcı kazançlar gelecek. Hani gel geç şeyler değil. Parasal konularda çok sorgulamaları artacak görünüyor. Hmm. Yani yaşamın içinde buna ihtiyacım var mı? Bunun için bu kadar uğraşmama gerek var mı? E, beni hani bu kadar yormama belki gerek var mı? Tüm bu sorgulamalar işte değerleri değişiyor dedim ya değer verdiği şeyler. Bütün bir, bir yandan da arka perdede bu sorgulamaların çok öne çıktığı etkiler var. Özellikle yükselen oğlaklar için. Mücadele ve çalışmayla gelen Kalıcı başarılar senesi, ama hani e, henüz mücadele bitti diyemem. Ama bu alanda en azından farklı bir noktaya geçti ve daha rahatlama, elinizi kolaylaştıran, rahatlatan bir enerjiye geçti. Şimdi Jüpiter emlak, gayrimenkuller, yuva alanlarında iç mutlulukları açısından rahatlama, ferahlama etkileri var. Aa, güzel. Bu anlamda çok önemli ve cesaret edemedikleri, yapamadıkları, aileyle paylaşmadıkları şeyleri yapma potansiyelleri var. Belki kırılmasın, dökülmesin, idare edeyim, sorumluluklarım diye aileyle ilgili devam ettirdikleri birçok noktada tamam diyecekler, yeter. Hı. Ya da aile kurma. Kendi içlerinde mutlu olmayı deneme, hani mutluluğu dışarıda değil belki içeride aramayı deneme gibi. Yani iç dinamiklerine önem verme ve burada kazançlar da elde etme potansiyelleri var. Eğer ev gayrimenkul emlak işleriyle uğraşıyorsanız bu konuda karlı enerjileriniz var. Ee, güzel şanslar elde edebilirsiniz. Sevdikleriniz öne çıkacak. Bunlara verdiğiniz değerler öne çıkacak. Ve buradan hani denir ya aile en büyük şansımdır diye bu noktayı deneyimleme şansları var. ...iç huzurları artacak. Çok zorlandılar... ...çok sorumluluklarla uğraştılar uzun zamandır. Ee, taşınma... ...söz konusu olabilir. Taşınmakla... ...ilgili e, radikal kararlar alabilirsiniz... ...artık hani bir değişiklik yapayım noktasına... ...ya da belki buna mecbur kalıp ama kısmetli bir şey bulma. Yani hmm. eğer taşınmak zorunda kalırsanız sakın panik olmayın. İstemeyerek özellikle olursa çok daha iyi bir şey bulma potansiyeliniz var. Çünkü Jüpiter çok destekli. Yenilenme enerjiniz yüksek. Hayat yenileme, bakışınız yenileme, evinizi yenileme, hayatınızda bir yenilenme potansiyeli olacak ve dediğim gibi aile kavramı e, hmm. daha vurgulu hale geliyor özellikle. Oğlaklar için bu anlamda. Evet peki tutulmalar hangi alanları tetikleyecek özellikle oğlaklar için? Bu sene 2023'ün aralığın başına kadar olan kısımda yani neredeyse yılın sonuna kadar olan kısımda kariyer ve ev alanlarıyla ilgili çok önemli tutulmalar yaşayacaklar. İş ve kariyer değiştirme potansiyelleri hmm. yüksek. Bu etkiyi bir yengeç yükselenler alıyor bir de oğlak yükselenler alıyor. Her ikisi de kariyer ve ev alanlarıyla ilgili yaşamlarında yeni bir döngüyü başlatma potansiyelleri içerisindeler. Ee, yani yenilenme hayatın her alanında oğlaklar içinde kariyer işle de ilgili. Yani çalışmıyorlarsa da mesela evlilikle ilgili, ev değişikliğiyle ilgili, yuva alanlarıyla ilgili de bir takım değişimler gelebilir. Ekim sonbaharda, öncesinde Nisan, Mayıs'ın ilk haftası ve Ekim ayı bu değişikliklerin, dönüşümlerin en fazla görüleceği zaman. Peki Venüs? Venüs. Venüs ne yapacak? Korkuyoruz Venüs'ten bu Vallahi sene. Valla bu sene evet Venüs az az fettan değil <laughs> <Evet>. Venüs. <laughs> İlişkilerde Nisan ayı fırsatları açık özellikle e, aşk ve ilişkiler alanınızdan venüs geçeceği için evlilik ve nikah için bir tarih arıyorsanız Haziran'ı öneriyorum. Bu, bu zamanı kaçırmayın. Teklifler ve görüşmeler için de yine Haziran ayı çok uygun ama malum e, 23 Temmuz 5 Eylül arası nikah, düğün ve benzer şeylere noktalara girmemeniz gerekiyor iş ve kariyerle ilgili noktalarda da özellikle çalışma hayatınızla ilgili buradan alabileceğiniz bir takım sorunlarla ilgili ne yapacaksınız? 23 Temmuz'da 5 Eylül arası dikkat edeceksiniz ve ilişkilerde de birdenbire bir mesele ilişkilerde çok başka bir hal alabilir ve e, hani partneriniz, sevdiğiniz kişi, bir dostunuz düşmanınıza dönüşebilir. Orayı iyi yönetmek, akılcı ve uyanık olmak gerekiyor bahsettiğim Venüs Retrosu aralığında. Mars'a baktığımızda 11 Mayıs 30 Haziran arası karşı burcunuzda yine teklifler, görüşmeler, taşınmalar bunlar adına 11 Mayıs 30 Haziran arası hayli etkin bir zaman var. Hızlandığınız, ikili ilişkiler adına da radikal kararlar aldığınız hareketli bir zaman olacak. 11 Mayıs'la Haziran'ın sonuna kadar olan süreç sevgili oğlaklar. Sağlıkta, boğaz bölgesi, tiroidler ve sesterleri. Hmm. Buraya dikkat, dikkat gerekiyor. gerekiyor. Çok dikkat etsinler. E remedilerde bütün bunlara hani destek olan kısımda boğaz çakrası çok önemli. Çünkü o o kısım çok hassas olacağı için rengine mavi, turkuaz ve mavinin tonları buralara biraz daha kullanmaya çalışsınlar. Bir yani bir eşarp olabilir, herhangi bir takı olabilir. Renklerden mavi yeşil bu nedenle. Özellikle mavi bu sene sizin için çok vurgulu sevgili Oğlaklar. Kokulardan da nane, e, okulüptüs okaliptüs, vetiver, ferahlatıcı kokuları ta tavsiye ederim taşlardan mavi akik, kyanit, kalsedon. Güzel. Kalsedon çok güzel bir taştır. Gene akik soyundan gelir. Aynı familya içindedir. Kyanit mesela daha az bilinir. O da kuvvetli bir taştır. Gene hani boğaz çakrasına uygun olan taşları tavsiye etmeye çalıştım sevgili oğlaklar için. Geldik temenni bölümüne. Evet. Her şey gönlünüzce olsun sevgili oğlaklar. Kolaylıkla olsun. Su gibi aksın ve hayatınızda bekleyen, duran ne varsa uzun yıllardır artık bütün o baraj kapıları açılsın. Kolaylıkla en yüksek hayrınıza ilerlesin. Sağlıkla, bereketle, bollukla inşallah tamamlayın 2023'ün her devresini. Amin diyoruz. Ve, Ve kova. artık son iki burcumuz kaldı. Evet. Kovayla devam edelim Şevvalciğim. Şimdi kovalar önemli çünkü Satürn'ü burçlarında özellikle yükselen kovalar bakın çok önemli misafir edecekler. Eyvah. Yeniden yapılanıyorum dönüşümlere açığım mottosu. Hmm, biraz zor galiba değil mi? Zor demeyelim ama e, tam bir dönüşüm senesi ve bunun başlaması diyelim. Aslında bu süreç iki buçuk yıl sürecek. iki hmm. iki buçuk yıl sürecek. Satürn çünkü hemen çıkmayacak e, alanlarından. Ama Sideral Zodiac'a göre özellikle yükselen burcu kova olanlar, güneş burcu kova olanlar, ay burcu kova olanlar için özel etkiler var. Ay burcu kova olanlar için ayrı bir video çekeceğim. Zaten onlar Sada Sati'yi deneyimleyecekler. Ama Satürn'ün bilhassa burcunuza geçmesiyle eğer güneşiniz kovadaysa sağlığınıza dikkat etmeniz lazım. Otorite sembolleriyle bu sene başınız dertte olabilir. Evet. Sıkıntılar olabilir. Patronunuzla, yöneticinizle. Otorite sembolü kimse. Belki işte devletle ilgili bir takım işlerinizde bazı zorluklar olabilir. Özellikle yöneticilerinizle bağlantılı noktalarda sıkıntılar olabilir. Ne kadar çalışırsanız çalışın sizi görmeyebilirler. Hmm. Sanki hani görünmüyormuşsunuz sizi fark etmiyorlarmış gibi çok çalışmanıza rağmen bir duygu içinde olabilirsiniz güneş kovalar için söylüyorum bunu fazla büyütmeyin bu böyle bir dönem kendinizi yormadan çalışma hayatınızı ve iş alanlarınızı lütfen dengelemeye çalışın hani o eforu çok iyi kullanmak lazım ve karşı taraftan görünme senesi değil özellikle hmm. 2023'ün ilk yarısı kovalar için görünme senesi değil, güneş kovalar için e, iletişimle ilgili otorite sembolleriyle iletişimle ilgili de çok dikkatli olmaları lazım şimdi yükselen kovalar için tam bir dönüşüm sorumluluklar artıyor, işler değişiyor dönüştürecekleri konularla ilgili yüzleşecekler, belki işlerini değiştirecekler hayatlarını değiştirecekler, hayata bakış açılarını değiştirecekler, hmm. evliliklerini de çok sorguladıkları, evliliklerini sorguladıkları bir dönem, yükselenin satürn misafir etmesi, özellikle yükselen kovalar için kolay iş değildir. İş dengeleri, sağlık, her alanda yaşamın yeni bir boyutu başlar ve bunlar sorumluluklarla gelir. Daha kolektif düşünmeye hayat onları zorlayacak ve e, işte diyelim evde birileri çalışırken belki bütün yük onlara kalacak. E, Eşin, partnerin iş değişiklikleri olabilir, orada bir takım sıkıntılar olabilir, yükleri artabilir. Eee en fazla gördüğüm yükselenden satürn geçerken mesela kentsel dönüşüme ev gidebilir, hadi hmm. kirayla vesaireyle kişi uğraşabilir gibi yani hayatın içinde pek oralara dokunmadıkları noktalarda sorumluluklar artıyor. Bir de iş değiştirmeler, hmm. bambaşka bir işe geçme, hayata bakışı değiştirme gibi noktalar. Şimdi 2009 yılında başlayanlar tamamlanacak. 2009 yılına geri dönün bir bakın. Ne sevgili, vardı orada? Evet ne, ne vardı orada sevgili yükselen kovalar? Çabuk ve hızlı gelen başarıların değil daha sindirerek... Yavaş giden ama uzun vadede sonuçlarını alacağınız etkilerin yılı var bu sene. Öyle hızlı tüketilen, hızlı ilerleyen şeyleri beklemeyin hayatınızda. Özgürleşme, kendini geliştirme yılı. Bu nedenle boşanmalar, ayrılıklar, ortaklardan ayrılıklar yani sadeleşme senesi. Hmm. Sadeleşiyorlar, daha sade daha basit, daha yavaş ilerleyecekleri ama kalıcı şekilde ilerleyecekleri etkilere geçiyorlar. Jüpiter de boş durmuyor Satürn bunları yaparken. Ee, fırsatlar ve girişimcilik alanınıza geçiyor. Girişim yılı cesur adımlar atacaksınız. Yakın çevreden destek gelecek. Ummadığınız, hani hiç beklemediğiniz arkadaşlarınızdan çok önemli destekler gelebilir. Hareket halinde bir yıl olacak. Sık seyahat, sık hareket olabilir koşturmanız çok yüksek olacak. Sosyal medyada eğer bir işiniz varsa çok şanslısınız. Burayı iyi kullanın. Ha. Özellikle yükselen kovalar. Eğer sosyal medyayla yani zaten Herkes yaptığı işi sosyal medyaya taşımak zorunda kalıyor Tabii. şimdi. İşte orayı siz özellikle çok iyi kullanın. Çok iyi sonuç alma potansiyeliniz var. İletişim, reklam ve halkla ilişkilerle ilgili işleriniz, durumlarınız varsa çok gelişim kaydedeceksiniz. Kitap yazıyorsanız, yazmayı planlıyorsanız, yazmakla ilgili bir işiniz varsa çok önemli bir çıkış sağlama ve e, bu alanlarda hayallerinizi gerçekleştirme potansiyelin içinden geçiyorsunuz. Parlama seneniz Aynı iyi değerlendirin. Bu anlamda çok kıymetli. Venüs aşkta e, Mayıs ayı çok şans getirebilir. Özellikle aşk ve ilişkilerde Mayıs açısından çok uygun güzel etkiler var. 23 Temmuz 5 Eylül arası evlilik ve ilişkilerle ilgili alanda Venüs retrosu var şu evlenmeyin aman düğün yapmayın Venüs retrosuna bu anlamda dikkat edin 23 Temmuz'da 5 Eylül diyoruz ya Hı -hı. en çok kovaları etkiliyor. Oo, Yükselen aman. kovaları aman. Kovaysanın size özellikle altın çiziyor. özellikle evlilik için Temmuz başı veya 5 Eylül'den sonra hiçbir şey yapamıyorsanız nikah önceye alın. Düğün için bakın duruma. <laughs> Kariyer ve iş alanlarında sonbahar çok rekabetin arttığı bir dönem olacak. Hani oradaki mücadeleye hazırlıklı olmak lazım. Yoğun aktif bir sene bu sene sizi bekliyor. Özellikle de Kasım ayı bu anlamda bomba gibi. Hmm. Kasım ayı çok güçlü etkiler var. Tutulmalar kişisel hedeflerini değiştiriyor, yeniden belirlemelerine neden oluyor. Zaten kişisel hedefleri, hayata bakışları falan değişecek. Yani Satürn buradan gittiğinde başka biri olacaklar. Sen çok değiştirmeyecek herkes onlara. Zaten böyle Satürn'den etkiler... sonra öyle oluyor öyle oluyor Evet. Özellikle yükselen geçişinde. O yüzden hani bunun etkisi tam 2024 tüm bitimiyle ama bu yıl işte bunun hani ilk başlangıcını deneyimleyecekler. Sağlıkta dolaşım sistemi ve lenfler aman hani iyi kontrol edin. Check-up'larınızı, rutin kontrollerinizi sakın ihmal etmeyin. Satürn çünkü yükselenden geçerken özellikle yükselen kovalar sağlığa dikkat etmek gerekiyor. Bir de bel bölgesi ve omurga taşıyıcılara yine sizin dikkat etmeniz lazım. Veremediler. Hı. Bütün bunları sevgili kovalar en güzel şekilde nasıl geçireceğiz? Dayanıklı ama her şeyi fazla ciddiye alan bir yıl olabilir. O yüzden biraz eğlence alanına, mutluluk alanına yer açın hayatınızda. Rahatlamak çok önemli. Sizi mutlaka rahatlatan bir şeyler olmalı. Stres atmak gerekiyor. Evet. Yani bir, bir küçük seyahat bazı insanları rahatlatır. İşte ailesinin yanına gitmek bazı insanları rahatlatır. Bir koltukta uzanıp hiçbir şey yapmadan bir kitap okumak, film seyretmek bazılarını rahatlatır. Bu alanları mutlaka kovaların yakalaması lazım. Kendinize sizi rahatlatacak alanlar bulun mutlaka. Yoksa hani e, bedensel olarak çok kendinizi zorlayabilirsiniz. Üç ve dördüncü çakrayı rahatlatmamız gerekiyor. Bu yüzden de yeşil ve pembeyi önereceğim özellikle avantürün, sitrin önereceğim taşlar arasında karanfil, lavanta ve sediri de bu sene kokular açısından sakın ihmal etmeyin. Onlar da salındayım. ne güzel kokular. Çok, özellikle sedir çok güzel açılımlar yapan özel bir kokudur zaten. Ee, i̇hmal etmeyin diyorum. Ve biraz zor bir yıl geçirecek olan kovaya temennimiz nedir? Kolaylıkla olsun. Evet. Güzellikle olsun. En rahat, en huzurlu, en yüksek aydınlığınız olsun. Değişimler sizi bekliyor. Bunlar olması gerektiği gibi ilerlesin. Bırakmanız gerekenleri kolaylıkla, hayatınıza almanız gerekenleri de çabucak, rahatlıkla alın inşallah bollukla, bereketle, aşkla tamamlansın seneniz. Her şey tam ve daim olsun sizin için. Sevgilerle güzel bir yıl geçirin inşallah. İnşallah. Ve son burcumuza geldik Şebnemciğim. Balık. Balık. Evet. Allah bu seni de. neler bekliyor 2023'te? Evet. Şimdi balıklar için içeriden dışarıyı izliyorum. Mottomuz bu. Hı, hı. Ee, onlar da çünkü arka alanlarında 12. evlerinde arka alanda özellikle yükselen balıklar Satürn'ü misafir edecekler. Biriktirme, tutma, izleme senesi. Ee, iç dünyanıza çekiliyorsunuz böyle parlama, öne çıkma, ben buradayım deme senesi değil. Satürn hmm. size arkaya alır. Diyor ki bir geriye gel, biriktir. Parası olarak birikim yap diyor. Tamam günümüz koşullarında çok kolay olmadığını biliyorum ama hani yapabilenler için mümkün olduğu kadar birikimde olun. Onun bereketini yaşatır çünkü Satürn size. İç dünyanıza yani içinize çekileceksiniz. Bu da normal. Bunu da hani rahatlıkla daha sakin karşılayın uzak yerler yurt dışı yurt dışı ile ilgili işleriniz oralarda bir takım planlarınız varsa bazı sorunlar olabilir gitmekte vize almakta kabul gördüğünüz yerde bir takım aksilikler yaşamakta sakince halletmeye çalışın çünkü o alanda da satürn etkisi var. Yalnız olma ihtiyaçları artacak. Ha. Balıkların kendi alanlarında olma, yalnız alma olma ihtiyaçları artacak. Sosyalleşmekten çok kendi içlerine çekilme, biraz daha görme, spiritüel olarak kendilerini geliştirme, hayatta hani izlemeleri, geliştirmeleri gereken yönleri daha iyi fark etme bunlar çok artacak. Sabır noktanız artıyor. Sabretmeyi Dayanıklılık gücünüzü arttırmayı, öğrenmeyi ve birikim yapmayı, hayatı biriktirmeyi, kendi duygularınızı biriktirmeyi, biraz içeride olmayı öğretecek size gibi duruyor Satürn'ün bu geçişinde. Bunlar olurken Jüpiter ne yapıyor? Ne yapıyor? Değerler ve para alanına balıkların çok güzel bir Jüpiter transiti var. Hı? Nisan ikinci yarısı parasal alanlarda o yüzden biriktirin işte. Kazançlarınız var, kazançlarınızın gelme potansiyeli var. E, yapabilen biriktir, birikim de yapsın. Ee, sözler, konuşmalar, eğer böyle anlatım üzerine bir işiniz varsa çok kısmetli bir dönem. Kendinizi çok iyi ifade etme, ortaya koyma, kendi kazançlarınız, kendi mücadelenizde elde ettiklerinizle ilgili de e, özel fırsatlar elde etme potansiyeliniz var. Ve Venüs, mesleki alanlar, düşmanlarla ilgili konular bu alanlarda bir retro yapacak. Şu yaz aylarında her türlü ilişkide dikkatli olmaları lazım. Hmm. Bekledikleriyle buldukları birbirini tutmayabilir. Oh. Evlilik için acele etmesinler. Bir iş değişikliği yapacaklarsa 23 Temmuz'da 5 Eylül arası olmasın. Normalde Venüs bunlarla ilgili değildir ama o alanlarını yönetecek. Üreme organları, karaciğer, safra ile ilgili konularda sağlıklı dikkatli olsunlar ve mümkün olduğu kadar düşmanlara, herkese güvenmemeye, biraz daha hani insanlara böyle 10 puandan değil de 2 puanla hmm. başlatıp sonra hani Güvenlik yavaş yavaş Evet, güvendikçe yükseltmeyi, deneyimlemeyi öğrenmeleri gerekiyor. Genel olarak da 23 Temmuz 5 Eylül arasına dikkat edin derim. Şimdi Merkür retrosu para alanlarında 21 Nisan 15 Mayıs arası maddi konularda çok dikkat gerektiriyor. Tam para alanınızda bir Merkür Retrosu var. Bu Nisan ayında da tutulmalarla karışacak bu retro. Maddi konularda e, bilmediğiniz alanlarda özellikle Nisan Mayıs'ta bilmediğiniz alanlarda bilmediğiniz yatırımlar içinde olmayın sevgili balıklar. Temkinli olun bu verdiğim tarihler içerisinde. Risk almasın. Evet. Aşkta şanslı döngü Haziran ayı aşk ve ilişkilerde büyük şans var. Oo ne güzel. Kasım evlilik için çok uygun. Eğer bekleyebiliyorsanız sonbahara böyle bir şansınız varsa özellikle evlilik planlarınız için bu sene Kasım çok uygun. Ya da iyi iş ortaklıkları iş teklifleri için de benzer etkileri verecek. Temmuz başı e, özellikle Temmuz'un 20'sine kadar da nikah için yine güzel enerjiler var ama nikah ve düğün için 20'sinden sonra 5 Eylül'e kadar bekliyoruz. Evlilik ve ortaklık ilişkilerde riskli zamanlar 19 Ağustos 3 Ekim arası Mars bu alanda Hani çok zorlayabilir. E, tutulma da parasal alanlarla bağlantılı olduğu için değerlerle ilgili noktalarda ve iş ortaklıklarıyla yani burada şöyle bir şey yaşanabilir. Özellikle ortaklı işlerde, evliliklerde de böyle. Sizin değerlerinizle partnerin değerleri çatışabilir. Evet. Ya da iş ortağınızın değerleri çatışabilir. Bunları ayrıştıracaklar. Yani orada artık hani e, üstüne durmadıkları noktaları ha, tamam diyecekler. Sağlıkta. Sırt bölgesi eklemler önemli ve bir de Beslenmeye çok dikkat etmeleri hmm. lazım. Bir kilo alma eğilimleri var. Şüpheler iştah alanını, boğaz alanını e, e, yönetiyor. Bu sene orada çok konaklayacak. Merkezi sinir sistemi dikkat etmeleri gereken noktalardan. Ama sağlıklı beslenme, bu konuda bir rutin oturtma, öyle hani avucu bura falan katiyen gitmemeleri gereken bir süreç. Aksi durumda bedende gereksiz yükler, kilo, toksin ne olursa denk gelebilir. Ve boğaz bölgesine de yine biraz dikkat edeceğiz ve geldik remedilere. İştaha ve kilo alımına eğilim vardı. O yüzden size bunu engelleyebilecek, biraz daha şu boğaz çakrasını dengeleyebilecek taşlar seçtim. Sodalit, apatit ve ay taşı bu e, noktaları dengelerken boğazınıza iyi gelir. Sizi ferahlatır. Çok iyi gelecek taşlar arasında. Hematit de yine çok rahatlıkla kullanabileceğiniz taşlar arasında. Özellikle enerjinizi, cesaretinizi toplamak isterseniz. Renkler, toprak tonları maviyle karıştırmanızı tavsiye ederim bu sene. Taşlardan yine e, aquamarin, yıldız taşı kuars, necef ayrıca hani bu dedi biraz önce verdiğim iştahı dengelemek için. Bunlar da genel olarak kullanabileceğiniz Kokular lotus ihmal etmeyin. Bu sene nülfer çiçeği kokusu, gül, sedir ve nane. Harika ve son temennimiz balıklar için. Evet. Sevgili balıklar, bütün döngüleriniz güzellikleri evlisin. Her işiniz kolaylıkla yürüsün. Hayattan ne bekliyorsanız, 2023'ten ne bekliyorsanız, sizi ne yorduysa artık bunlar hayatınızda kolaylıklara dönüşsün. Bütün dönüşümler güzelliklerle sonuçlansın. Sevgiyle, metanetle, harika bir sene geçirin. Sevdiklerinizle birlikte inşallah sağlıkla, sağlıcakla, aşkla tamamlayın. Evet, balıkla birlikte artık burçları noktaladık. Bugünkü değişiklik sen bana değil, ben sana konuktum. Çok keyif aldım. Çünkü her zamanki gibi muhteşem anlattın hepsini. Bütün burçlara buradan en güzel dileklerini sen zaten yolladın. Ben de yollayayım. Eklemek istediğim bir şey var mı kapatmadan? Çok teşekkür önce. ederim. Sana teşekkür ederim öncelikle. Her zaman. Dostluğuna, arkadaşlığına burada yanımda olduğun için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Biraz ona. farklı olsun istedik bu evet. sefer. Umarım çok beğenilir. Güzelliklerle geçer. İnşallah. Senin için de şahane bir seneyi eşinle, sağlıkla, sağlıcakla, huzurla tamamlamanı canı gönülden temenni ediyorum. Ay çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Benim için de öyle gerçekten hep birlikte çok mutlu bir yıl geçirelim inşallah. inşallah. Efendim noktalıyoruz programı burada. Gitmeden önce sevgili Şebnem Ekşi'nin YouTube kanalına abone olmayı unutmazsanız da seviniriz. İyi seneler görüşmek üzere.